Bizler pratik Arapça öğrenmek istiyoruz fakat caiz olmadığı söyleniyor. Doğru mudur hocam? Yok, pratik Arapça. normalde lisan öğrenmek olarak meseleye bakacak olursak hı hı. bir lisanı öğrenmek niye caiz olmasın? Bunda bir sıkıntı yok. Belki şu manada söylenmiş olabilir. Tabii belki diyorum ben böyle bir söylemi de duymadım bilmiyorum evet. da pratik Arapça öğrenip de onunla Kur'an'a mana vermek veyahut da onunla hadis-i şeriflere mana vererek hüküm çıkarma şeklinde bir Arapça yapısına sahip olma niyeti olması <laughs> tabii ki doğru olmaz. Çünkü e, altyapı oluşmadan sadece pratik ya e, Arapça bilgisiyle Kur'an-ı Kerim'e mana vermek kişinin yanlış mana vermesine yanlış yorumlamasına sebebiyet olacaktır. Hı hı. Ama böyle değil de sadece konuşmaya tahallük etmesi. Yani ben işte yurt dışında gittiğim zaman veya Ümre veya Hacca gittiğimde oradakilerle konuşabileyim. Veya Arap Müslüman kardeşlerimizle rahat bir şekilde görüşebileyim evet. şeklinde ise bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Olabilir. Yeter evet. ki yani bilmediği bir dalda onun ile hüküm çıkarma konumuna girmesin. Evet hocam. Bu sadece Arapça için geçerli değil. Yani farklı lisanlar için de geçerli. Yani varsayalım bir adam işte diyelim ki İngilizce öğrendi ee, ama hocadan almaksızın İngilizce tıp kitaplarını okusa tabip olur mu? Tabii ki olmaz. Olmayacak. Evet. Türkçe için de aynı şey söz konusudur. Bizzati onun e, erbabından bilen kişiden onun e, bilgisini almak. Ya ben Arapça biliyorum tefsir yapayım. Gibi olmaz. Yok, olmaz. Evet.